İnsana anılarını hatırlatan veya hatıraları tetiklediği bilinen bir duyu. Çağrış. Duyu. Duyu. Duyularınızı sayın efendim. Beş duyu organımız koklamak. Var. Koklamak. Ne? Ha, işte söyle. Koku. Koku doğru cevap. Efendim beş harfli ilk kelimemize geçtik. Beş harfli ilk kelimemiz bir müzik türünün ön adı. Gelsin bakalım. Hep size de böyle gel. Macar folklorundan gelişmiş özel yaylı sazla çalınan kıvrak halk müziği. Harf alın. Harf alayım. Evet harf alın. Ç. Macar folklorundan gelişmiş. Harf alın. Harf alayım. Y. Yeah. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım efendim varsa. Çakın. Şimdi aralara sesli koyacağız. Harf alın bir tane daha. Harf alalım. Alalım efendim harf alalım. Allah Allah. Evet. Tamam hadi artık. Tamam. Söyle. Çigin. Uydurun işte. Çigon. Çigun. Baştan uydurun. Çigan. Çigan doğru cevap. Duymadım yani. Çigan müziği efendim. Macar göçebesi anlamına geliyor çigan. Efendim B şarflilerle devam ediyoruz. Anatomik bir öge ama farklı anlamıyla soruyoruz. Oo, ipucunu peşin verdik. Gelsin bakalım sorusu. Mecazi anlamda fiziksel güç. Ruhani? Hayır. Fiziksel güç. Mesela... Mecaz anlamda. Mecaz anlamda yani... Fiziksel güçle ilgili böyle vücudumuzun bir bölümünü söyleriz. Fiziksel güç. Yani harf alayım. Harf aldık. Durdurun bir bulacağız. Neyine güvenir güçlü insanlar? Neyin hakkıyla? Bileğinin hakkıyla. Ne yani? Bilek. Bilek doğru cevap. Efendim şimdi altı harflilerdeyiz. Eski ama bilinen bir kelime soruyoruz. Gelsin sorusu nasıl soruyoruz? İslam takviminde tarih başlangıcı olarak anılan olay. İnsanın doğuşu. İslam takvimi. Kenan Bey. İslam takvimi. Yani milattan önce... Bir dakika. Tarih başlangıcı olarak. Efendim, İslam takviminde. Bu Hicri. Yani ne başlangıcı? Hicret. Hicret doğru cevap. Heyecanlan. Tabii ki heyecanlan Kenan Bey. Tabii ki heyecanlan. Yani inanır mısınız? Yuvarlana gayet iyi gidiyoruz ha. Bütün kelimeleri bile gidiyoruz yani. Birinci oluruz belki. Belli olmaz. Neden olmasın? Belki size kısmettir. Efendim altı harfli ikinci aradığımız cevap tek kelime. Aynı hecenin tekrarından oluşan bir kelime ama ikileme değil. Civciv gibi düşünün. Bir şey canlandı mı kafanızda? Canlanmadı peki. Tamam o zaman bir soruyu görelim. Kişiye hak etmediği halde yapılan gereksiz ve abartılı övgü. Met etmek. Hece tekrarı var. O bir şey... Övmek. Mastar yok. Şey gibi düşünün. Mesela civciv ya. Yani onun gibi düşünün. Vay vay gibi. Mesela ne? Arf alayım. Arf alalım. P. Bu P'den bir tane daha var en başta. Bir harf daha alın. Pof pof. Ha ne? Pof pof. Pof pof. Söyleyin. Pof. Pof. Pof değil pof, o. Pof. H mi var orada? H var. Pof pof. Pof pof doğru.